söylemek istediğiniz bir şey var mı bu ayetle Yani ilgili? Direkt akla bu ayeti okuyunca doğal olarak bir soru geliyor. Yani ne demek uyarsan da uyarmasan da inanmayacaklar? Yani inanmayacaklarsa o zaman neden uyarılıyorlar ki yani? Çünkü uyarınca başınıza bir sürü iş geliyor. Yani sadece tebliğ vazifesinde değil, toplum hayatında da insanlar uyarılmaktan hoşlanmıyorlar. Dışarıda bir sürü kavga uyarılmaktan çıkıyor. Yani insanı uyarıyorsun, ters anlıyor, kavga çıkıyor. İnsan böyle bir canlı yani. Burada derin bir konuya girecek aslında. Mesela biraz atıf yapılması gereken bir ayet var burada. Hadid suresi 22. ve 23. ayetler. Okumak istiyorum mealini. Ne yeryüzünde ne de kendi nefislerinizde gerek genel ve gerekse özel olsun hiçbir hadise ve musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce o bir kitapta ezeli takdir programında tayin ve tespit edilmiş bir kitapta bulunmasın. Her şey belirlenmiştir ve bilinmektedir. Ancak Allah ezelden öyle yazdığı için kullar mecburen böyle hareket etmemekte, doğrusu Rabbimiz kimin ne yapacağını bildiği için bunları önceden kaydetmektedir. Çünkü ilim maluma tabidir. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolay bir şeydir. Öyle ki elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size Allah'ın verdikleri dolayısıyla sevinip şımarmayasınız diye Allah bunları bildirmektedir. Allah büyüklük taslayıp böbürlenenlerin hiçbirisini sevmemektedir. Bu meal biraz parantezli bir meal. Yani kendi açıklamalarını da koymuş çeviren kişi. Şimdi burada yukarıda akla gelen soru dedim. Derin bir konu aslında. Esat Bey bu konuda çok söyleyeceği şey vardır muhtemelen. Felsefi olarak burada özgür iradenin varlığını kabul etmek güç bir şey aslında. Yani her şey belli deterministik yasalarla işliyor gibi ama Esat Bey daha vakıf bu konulara. Mesela Nietzsche'nin bir sözü var. Diyor ki yüzlerce bilardo topunun birbirine çarpması sonucu oluşan hareketlerin yönünü kestirmek mümkün görülmeyebilir ama her bir topun hareketi kendisiyle çarpışan bir önceki topun momentumuna ve açısına bağlıdır. Topların tüm hareketi ilk topun hareketine ve onun da hareketi kendisine vuran istakanın açısına ve gücüne bağlıdır diyor. İnsan genetik yapısını ve doğduğu çevreyi seçemeyen bir varlık. Yani klişe olacak ama coğrafya hakikaten kader yani. Özgür bir iradeye sahip olduğunu felsefi olarak savunmak çok zorlu bir iş. Bazı ateistler bugün genelleme yapmış olmamak için bazı diyorum. İnsanın özgür iradesi olduğundan, bundan kuşku duymadıklarından Müslümanların hepsini kaderci olmakla suçluyorlar. İnsanın seçme özgürlüğüne sahip olduğuna inanmak ancak Allah'a ve onun mesajına inanmakla mümkün diyebiliriz yani. Allah yaratıyor bir varlığı ve yarattığı şeye yaratandan bağımsız olarak seçimde bulunabilme gücü veriyor. Yani bunu yaratıcı olmadan özgür iradenin olması bilmiyorum. Akla muhal geliyor. Biz herhalde insanlara seçme özgürlüğüne inanmakla suçlanabiliriz ancak. Ne dersiniz Esat abi bu konuda? Abi bu konuda yani 2500 yıldır felsefi tartışmalar devam ediyor. Açıkçası bana insan için özgür iradesi yoktur önermesi, özgür iradesi vardır önermesinden daha mantıklı geliyor. Yani felsefe geleneğinin kendi içerisinde. Fakat öncelikle şunu söylemek lazım. Bu tip ayetler daha önce de bahsi geçti herhalde bir önceki ayetlerden birisinde. Bu tip ayetler haber cümlesi. Yani bize bir şeyi önceden haber veriyorlar. Şu şekilde yanlış anlaşılabiliyor. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, bunlar iman etmeyecekler. Parantezinde biz hemen kendimiz şöyle bir anlam oluşturuyoruz. O halde uğraşma veya o halde uğraşmanın ne anlamı var? Öyle bir şey değil. Yani sizin uğraşıp uğraşmamanızı etkileyecek bir haber cümlesi değil bu. Yani sizin uğraşmanız, tebliğ ve irşad için bir çaba göstermeniz, emri bil maruf nehyanil münker için gayret etmeniz, ortaya bir mücahide koymanız her zaman çok kıymetli bir şeydir. Ve bunun sevabını da her zaman alırsınız. Fakat kimin iman edip etmeyeceği spesifik olarak, belirgin olarak sizin bilginiz dışında tutulmuştur. O Cenab-ı Hakk'ın kendi bilgisindedir. Ve Cenab-ı Hak size kendi bilgisinde olan bir şeyi genel olarak, genel hatlarıyla haber veriyor. Size diyor ki ne kadar uğraşırsan uğraş, onlar iman etmeyecek. Fakat devamında o halde uğraşma diye bir anlam yok. Böyle bir anlam çıkarılamaz. İşin önemli kısmı yani ayetin vermek istediği ana mesaj açısından önemli kısmı bu. İkinci husus işte özgür irade var mıdır yok mudur? Evet. Allah'a inanan birisi için özgür irade vardır. Ve özgür iradenin varlığını kabul ediyorsanız doğrudan doğruya bir Tanrı'nın varlığını da kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü bir iradenin varlığı her zaman için daha üst bir iradeye, onun varlığı her zaman için daha üst bir iradeye ihtiyaç duyan bir şey. Bu sonuçta eski kelamcıların devir ve teselsül dedikleri sonsuza kadar gidemeyeceği için bir yerde bitmek zorunda ve dolayısıyla bir Tanrı'nın varlığını kabul etmek zorundasınız. Aksi halde özgür iradeden veya mutlak iradeden veya cüz'i iradeden bahsetmenin hiçbir anlamı yok. Böyle boş boş 2500 yıldır tartışıp durursunuz yani. Dolayısıyla Allah var, insana bir özgür irade bahşetmiş. Bu özgür iradesinin nasıl
ne yönde kullanacağını önceden biliyor ve bunu bazı şartlarda size önceden haber veriyor. Yani bu özgür iradenin insanların pek çoğunu bu özgür iradelerini iman etmeme yönünde kullanacaklarını size önceden haber veriyor. Fakat bu sizin çabalarınızı etkileyecek bir haber değil. Siz çabalamaya devam edeceksiniz ve o insanların iman etmemeleri karşısında diyeceksiniz ki ha Allah zaten bunu bana bildirmişti. Dolayısıyla onların iman edip etmemeleri benim meselem değil. Beni ilgilendirmez. Ben kendi işime bakarım. Anlatabildiğim kadar anlatırım. Gerisini Allah'a bırakırım. Ha, bir de burada bir örnek verebilir miyim ben? Ya bir mesela yani olayı basitleştirmek için söyleyeceğim. Yanlışım varsa da siz düzeltirsiniz. Bir şirkette işe başlıyorsunuz. Pazarlamacı görevindesiniz belki. Müdürünüz geliyor sizinle ve belki işte sizinle birlikte işe başlamış insanlarla bir konuşma yapıyor, bilgilendirme toplantısı yapıyor. Size diyor ki işte sizin bu satmaya çalışacağınız ürünle görüşeceğiniz 100 insandan işte 30 tanesi ilgilenecek. Bu 30 tane insandan 10 tanesi bu ürünü almak isteyecek. En sonunda karar verip de alan işte 5 tane insan olacak falan gibi belki size detaylı bir bilgilendirme yapıyor. Sizin de aslında işte hedefiniz bu 5 kişiye satmaktır vesaire neyse. Burada oradaki insan hani 100 kişiden 30 tanesi ürününüzle ilgilenecektir dediği için o 30 kişi ilgilenmiyor ya da 70 kişi ondan dolayı ilgilenmemezlik etmiyor yani. O kişi sadece belli bir bu işin kanunlarına vakıf öyle söyleyeyim. Yani uzun yıllardır bu işi yaptığı için işte belki belli tecrübeleri var vesaire ve bunu haber veriyor. Yani o insanların iradesine ipotek koymuş da o 70 kişinin almamasını istiyor gibi bir durumda ve onları olumsuz etkiliyor değil kesinlikle. Zaten bulunduğu konumda bunun tam tersini gerektiriyor. Buradaki haber verme gibi bu ayet-i kerimede ve bir sonraki gelecek ayet-i kerimedeki manayı buradaki haber verme gibi anlamak yani iradeye ipotek koymak gibi değil de haberdar etme gibi anlamak bana daha mantıklı geliyor. Evet. Yani bilmek ve belirlemek kavramları arasındaki farkı fark etmek lazım abi. Hatta hani bu konuda geçmiş yıllarda bazı tartışmalar da olmuştu. Şimdi o Abdülaziz Bayındır'dı herhalde. Haşa Allah geleceği bilmez anlamında bir şeyler söylemişti. Kur'an'da kader inancının geçip geçmediği konusundaki tartışmalarla ilgiliydi galiba. O dönemdeki dönen tartışmaları takip edenler hatırlayacak. Adam yani Abdülaziz Bayındır şöyle bir açıklama getirmeye çalışmıştı. İşte ben şunu demeye çalıştım. Ne demeye çalıştım? İşte gelecek diye bir şey yoktur. Allah olmayan bir şeyi bilmez. Dolayısıyla bilmediği bir şeyi belirlemez. O halde insanlar her zaman sorumludur. Bu durumda insanların kendi amellerini kendilerinin yarattığı, bunun da bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleştiği düşündüğümce sebepleri de sonuçları da insanların kendilerinin oluşturduğu ortaya çıkıyor. Yani aslında sebep ve sonuç arasındaki ilişki tek boyutlu ve arada sadece tek bir basamak olan bir ilişki değil. Yani birinci basamak sebep, ikinci basamak sonuç şeklindeki düşünce bizi çok yanlış sonuçlara götürebilecek bir düşünce tarzı. Çünkü o iki basamak arasında belki yüzlerce, binlerce bizim tahmin edemeyeceğimiz, çözümleyemeyeceğimiz, algılayamayacağımız, hesaplayamayacağımız, denkleme dahil edemeyeceğimiz yüz binlerce basamak var. Ve o basamakların hepsine birden hakim olma kudreti sadece Cenab-ı Hakk'a ait. O beşer üstü bir kudret. Yani onu bizim aklımız, algılarımız da almaz zaten. Dolayısıyla burada özgür iradenin varlığıyla iman etme arasındaki ilişkiyi bir sebep-sonuç ilişkisi olarak sadece bir sebep-sonuç ilişkisi olarak ele almamak lazım. Bu özgür iradeyi belirleyecek veyahut onun hangi yönde kullanılacağını belirleyecek pek çok unsur var. Unsurların her birini bir arada değerlendirmek elimizden geldiğince yapabileceğimiz bir şey. Mutlak manada yapabileceğimiz bir şey değil. Yani nereden geldik? Biraz kafam dağıldı. Ama demek istediğimi herhalde anlamışsınız. Mesele derin. Evet. Yani daha da uzatmak istemiyorum da o Abdülaziz Bayındır konusunda orada şu örneği veriyor mesela. Çok farklı bir yorum gelmişti hakikaten bana da. Yani Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın o yolculuğunda biliyorsunuz işte Hızır bir çocuğu öldürüyor. Hazreti Musa diyor ki niye öldürdün diyor. İleride diyor anne babasını ifsad edeceklerdi diyor. Abdülaziz Bayındır diyor ki Hızır burada cinayet işlemiştir diyor. O bilemez diyor. Nereden bilecek diyor ileride çocuğun ne yapacağını diyor mesela. Burada bir cinayet işlemiştir. Bunu yanlış yapmıştır diyor yani mesela orada. Öyle bir yorum getiriyor. Bilmek ve belirlemek farklı şeylerdir diyecektim. Yani Abdülaziz Bayındır'ın asıl sorunu o şöyle düşünüyor galiba. Allah önceden biliyorsa önceden belirliyordur. Yani bildiği şeyi belirliyordur diye düşünüyor. Halbuki bilmek başka bir şey, belirlemek başka bir şey. Az önce işte Alperen'in verdiği misal gibi yani şu malı şu kadar kişi alır, bu kadar kişi almaz. Bunu bilmek başka bir şey, o şeyi belirlemek başka bir şey. O şeyi belirleyen şey piyasa koşullardır, tüketici davranışlardır. Tüketici davranışlarını belirleyen farklı çevresel ve kişisel
etkenlerdir, faktörlerdir ya da ne bileyim pazarlama stratejilerdir falan filan. Bunu bilmek ise bütün o belirlenim kümesine hakim olmakla alakalı bir şey. İkisi farklı şey yani. Önceden biliyor diye önceden belirliyor anlamına gelmiyor yani. Burada özgür iradeyi kısıtlayan bir şey yok. Bu iki şeyi birbirine karıştırdığınız zaman işte Abdülaziz Bayındır gibi haşa Allah geleceği bilmez demek zorunda kalır. O zaman devam edelim. Bir önceki ayet-i kerimenin mana olarak da tamamlayan bir ayet-i kerime. 11. ayet-i kerime. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Bu ayet-i kerime ile ilgili ne söylemek istersiniz Emre Bey? Şöyle bir meal. Ey Nebim, sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve gayb ile zahiren görmedikleri ama harika yaratılış eserleriyle tanıyıp iman ettikleri Rahman olan Allah'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylelerini bir bağışlanma, yüksek ve cömertçe bir mükafatla müjdele ki onlar dünyada İzzet ve devlete, ahirette ise cennete ulaşacaklardır. Burada mağfiret kelimesine Allah'ın kişiyi azaptan koruması olarak da mana verilmiş. Yani sen ancak içten içe Rahman'dan korkarak bu zikre uyanı uyarabilirsin. Ona uyanlara durumlarının düzeltileceğini ve büyük bir ödül verileceğini müjdele deniyor. Gayb konusuna girersek Bakara suresinin başında da gayba iman ederler onlar diyorlar. Hakikaten çok zor bir şey gayba iman etmek. Kayıp olarak geçmiştir Türkçemize. Bilinmeyen bir şey yani gayba iman ediyoruz görmediğimiz halde. Hem Efendimiz'i hem Allah'ı görmediğimiz halde ona iman ediyoruz. Ve zikirden burada maksat da Kur'an'dır. Evet, burada bir yönden de Kur'an'dan istifade edebilmenin bazı ön şartları belirlenmiş gibime geldi bana. Hani işte sen etkili ve yararlı biçimde şu insanları uyarabilirsin. İşte o insanlar ön yargısızdır, irşada açıktır. Kendilerinin her şeyi bildiğini düşünmezler. Kendilerini geliştirmeye açıktırlar. Hata yapabileceklerini bilirler. Yanlış düşünebileceklerini bilirler. Kendilerinin üzerinde daha iyi bilen, kendileri hakkında daha doğru şeyler söyleyebilecek olan insanların veya kişilerin veya peygamberlerin varlığına inanırlar. Bu tip özelliklere sahip olmak Kur'an'dan daha fazla istifade etmeye de vesile olacak. İnanmış insanı uyarmak ne demektir? Zaten inanmış. Ne diye uyarılıyor? Uyarma sadece itikadi manada olmasa gerek. Yani evet. Allah'a inanan bir insana Allah vardır uyarısının da evet imanın yenilenmesi açısından imanınızı la ilahe illallah ile yenileyin hadisinde düşünürsek bu sırada tekrar edilmesi gereken bir şey. Fakat meselenin iki yönü olması lazım. Yani az önce de dediğimiz gibi hani burada direkt doğrudan doğruya inanan insanlarla alakalı bir şey deniyor mu? Yani daha doğrusu deniyor da hani sen ancak zikre Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. Bunların doğrudan doğruya Müslüman olması gerekmiyor. Bir, çünkü Kur'an'a manası parantez içinde verilmiş. Allah'a inanmak cahiliye devrinde kısmen de olsa görülen bir durum. Bunun yanında kişisel özellikler daha ön plana çıkacaktır. Meselenin ikinci boyutu ise gerçekten Allah'a, ahirete, Kur'an'a, peygambere inanan kişilerin uyarılması işte az önce dediğimiz gibi sadece itikadi manada değil. Hem onların imanlarının yenilenmesi açısından yapılan uyarılar hem de ibadet hayatlarına dair söylenebilecek şeyler gibi hususlar olabilir yani. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Levh-i mahfuzla alakalı 10. ayette konuştuk zaten yani. Uzunca daha önceden yazılmış bir kitap. Burada ifade edilecek bir başka yorum şu var. Efendimiz Aleyhisselam Müslim ve Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki insan şu üç eserden birini bırakmadan ölürse defteri kapanır. Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve ona dua eden iyi bir evlat. Burada eser bırakmak, eserahum olarak geçiyor ayette. O yüzden şu meal de verilmiş. Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını bir ana kitapta tek tek tuttuk. Şimdi şöyle bir nüans var burada. Arapçada iltifat sanatı diye bir kavram var. Bizim Türkçede yok bu maalesef. İltifat var ama bizim Türkçemizde sanatını kuramamışız yani. Becerememişiz mi artık? Bu sanatın amacı konuşurken tekrarlardan kaçınarak dinleyicinin zihnini canlı tutmak bundan maksat. O yüzden konuşurken bir zamirden başka bir zamire atlayabiliyor Kur'an-ı Kerim. Bu birçok ayette vardır. Yani ayette diyor şimdi burada ölüleri diriltiriz, yapıp ettiklerini yazarız, her şeyi bir kitapta tek tek yazdık. O yüzden bunu görünce burada anlatım bozukluğu var gibi düşüncelere girebilir insanlar direkt mealden okuyunca. Halbuki burada dilin bir sanatının gereği var. Evet, yapılan burada... her şeyin yazılacağı burada levh-i mahfuz olarak mana verilmiş. Fakat ayette geçen ibare
İmam-ı Mübin, yani İmam-ı Mübin. Bu İmam-ı Mübin veya Kitab-ı Mübin, Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatının farklı ünvanları olarak değerlendirilmiş bazı. Dolayısıyla her şey Cenab-ı Hakk'ın ilminde zaten var. Bizim yaptığımız iyi şeyler de onun ilminde var. Bizim kötü şeyler de onun ilminde var. Ve bunlar zamanı gelince hesabı sorulmak üzere bir yere kaydediliyor. Yani ortada böyle tabiri caizse metafizik veyahut ilahi bir bürokrasi işliyor. Yarın hepsi çatır çatır karşımıza çıkacak. Bu ayet daha önceki ayetlerde geçen nezir meselesinin bir örneği aslında, yani korkutma. Peki beşir kısmı olamaz mı abi? İyi şeyler yaptığınız takdirde. İkisi bir arada. Yani nasıl baktığınıza bağlı. Yani günahlarım daha fazla olduğu için o yönden bakıyorum. Bir de bu ayetin hani sebebi nüzulüne baktığımız zaman Efendimizin müşriklerin ciddi baskısı altında olduğu bir zamanda geldiğini görüyoruz. Yani Efendimiz'e ve müminlere bir teselli ve moral kaynağı olarak iniyor bu ayet-i kerimeler. Yani Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bir ilmi olduğunu, ölüleri diriltmeye kadir olduğunu ve hani herkesin yapıp ettiklerini de bildiğini, yani işte bunlar kötülük yapıyorlar, karşınızdaki müşrikler. Onların yaptıkları da yazılıyor. Siz buna karşı bir sabır gösteriyorsunuz. İmanınızdan dolayı belli sıkıntılar çekiyorsunuz. Bu da olumlu bir şey olarak yazılıyor tarafınıza. Hani ondan dolayı, bu sebebin üzülden dolayı beşir kısmının da olduğunu ifade etmek istemiştim ben. Bu şekilde bir şey ekleyebilirim ben de. Esat Bey, söyleyeceğiniz yoksa o zaman burada noktalayalım. Yok abi, bitirelim. Evet. Bir sonraki programda inşallah diğer sayfadan devam ederiz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.